Onur. Efendim? Dalgın gibisin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Aşkım baktım biraz işe gitti ya. O yüzden kusura bakma. Haklısın tabii. Senin de derdin başından aşkım. Bir de benim dertlerimle uğraşıyorsun. Benim derdim mi? Aşkım benim ne derdim varmış ki? İş güç diyorum işte Onur. Ya iş güç hallolur bir şekilde. Ayrıca senin derdin benim derdim mi var? Biz bir değil miyiz seninle? Öyleyiz tabii. İyi ki varsın Onur. Eğer sen olmasaydın babam yüzünden evliliğe olan inancım yok olabilirdi. Şunu koyayım. Nergis, annem nerede? Ne yapıyor? Yukarıda dinleniyor abla. Aman aman iyi bırakın, ellemeyin de yatsın biraz dinlensin. Annem çok sarsıldı ya. Ben hiç böyle olacağını beklemiyordum. Kolay değil ablacığım onca yıl. Resmen çıkıp geldi babam ya. Gerçekten hala inanamıyorum, rüya gibi. Aynen öyle. Karşınıza tekrar çıkacak biliyorsunuz değil mi? Ha yani bununla da kalmaz söyleyeyim yani. O zaman ne olacak peki? Yani babamızı sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz? Uf Nergis ya, biz de zaten bunu düşünüyoruz ya. Sen de yüzümüze vurma. Bilmiyorum sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz? Hanımlar bu kadar ön yargılı olmayın. Yani hayatın bize ne getireceği belli olmaz. Hangi baba çocuklarını neden siz yere terk edip gider ki? Anne, dedem ne zaman gelecek? Bilmiyorum ki anneciğim. Peki Mito gelecek mi? Mito'nun gelmesini de çok istiyorum. Oynamak da istiyorum onunla. Evet, tamam şey anneciğim ne yaparız? Dedene söyleriz, getirir tamam mı? Hadi kızım. Küçükken bize aldığı köpeğin adı da Mito'ydu değil mi? Bir tanem biz yavaş yavaş kalkalım. Kalkalım. Vallahi hiç unutamayacağım bir doğum günü oldu bana. Doğum gününde rezil oldu be ablacığım ya. Hediyeni bile veremedik. Ya siz bana en güzel hediyesiniz zaten. Canım kardeşim. Daha güzelini yaparız. Aşkım. Bu sene böyle oldu. Ne yapayım? Hadi üfle. Tuttun mu direk? İyi ki doğdun sevgilim. Aslında sana çok güzel bir doğum günü sürprizim vardı. Tatili erken almıştım. Yarın yola çıkıyorduk. Yani bu olanlardan sonra mümkün değil. Annem, ablam, kardeşim. Biliyorum aşkım. En çok birlikte olmamız gereken zamanlar bunlar. Sana çok teşekkür ederim. Kocaman bir aile olduğumuz için o kadar mutluyum ki. Hiçbir zaman yalnız olduğum hissine kapılmadım sayende. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Sen çok iyi bir kocasın. Çok iyi bir babasın. Babam gibi biri olmadığın için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Ben senden daha şanslıyım. İnan bana. Duygulandın değil mi? Ben de öyle oluyorum bazen. Kalbim patlayacakmış gibi oluyor, gözlerim doluyor.
Leyla. Hem ile sen benim bütün hayatımsınız. Bunu hiçbir zaman unutma, tamam mı? Ne olursa olsun. Unutmayız tabii. Sen de bizim için öylesin. Sen de bunu unutma. Biliyor musun? Seni uyurken izliyorum. O zaman da kalbim sıkışıyor. Sana olan aşkımdan nefesim kesiliyor. Aşkım, ne yapacaksın bugün? Köfteciye gideceğim canım. Tamam o zaman, işin bitince haber ver. Bir şeyler yaparız. Yok aşkım ya. Kızlarla şu babamızı konuşacağız. Malum annemin yanında konuşamıyoruz. Hemen sinirleniyor. Haklı kadın. Bir şey mi oldu? Yani bir şey mi konuşacaktık? Ya yok, önemli bir şey değil. Yani işte biraz laflarız diye düşündüm. Belki yemek yeriz falan. Başka zaman artık. Kaçtım ben. Aslan oğlum. Güzel güzel oyun oyna, tamam mı? Ama anneyi de üzme. Bir de çok fazla yorulma Emir. Çünkü akşam gelince mıncıracağım seni. Ne oldu aşkım? Ya bir babama bak, bir de sana. Aramızda dağlar kadar fark var. Baba dediğin senin gibi olur. Ya sevgi verir, emek verir. Ya da utanır, bir zahmet karşısına çıkmaz. Daha fazla üzme kendini, tamam mı? Tamam. İş olursa ara. Tamam, güle güle sevgilim. Hoşçakal. Is forever so near, so far? How long is the journey to the nearest star? If I had one more chance to prove my love completely to you, would you give your heart to me forever and ever? Aşkım. Hoş geldin aşkım. Hoş buldum. Çok hoş buldum. Aşkım. Bugün önemli bir gün ve ben bunu unuttum mu? Hayır, öyle bir şey olsaydın sen asla unutmazdın. Onur Sarıhan, bu dansı bana lütfeder misin? How long is the journey to the nearest star? If I had one more chance to prove my love completely to you, would you give your heart to me forever and ever? Aşkım, sürprizi benim yapmam gerekiyordu. Sen yapmışsın. Daha hediyeni bile vermedim ben. Benim hediyem şu an benim kollarımda. Bu hayatın bana verdiği en güzel hediyesin sen. Seni çok seviyorum Onur. Ben de seni çok seviyorum. Onur, durgun gibisin. Bir şey mi oldu? Oldu tabii ya. Hiç dinlenemedin ki.
Şu an birlikte tatilde olmamız gerekiyordu ama benim yüzümden... Deme öyle. Öyle ama. Ben iyiyim. Sana kendini daha iyi hissettirebilirim. Just what you mean to me and all your charms. You've got that magic touch, a magic smile when you're close by me in my aşkım. Ne zaman uyandın? Az önce. Neden beni uyandırmadın? Çünkü o kadar güzel uyuyordun ki... kıyamadım uyandırmaya. Seni izliyordum. Aşkım. Ben düşünüyordum da... tanışmamız... evliliğimiz... kaza... Aslında çok badire atlattık, öyle değil mi? Evet. Hem de ne badireler. Evet işte, aslında onlar... bizim aşkımızın ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıydı. Evet, bence de öyle. Artık aramıza hiç kimse giremez. Efendim Mahmur Hanım. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Tabii, tabii dinlenin siz. Kaç gün peki? Tamam Mahmur Hanım. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsınız, olur mu? Görüşmek üzere. Hastalanmış mı Mahmur Hanım? Evet, grip olmuş. Birkaç gün diyor ama ateşi falan da var. En az bir hafta. Hadi ya. Of, Onur okullar da açıldı. Tamam, sen merak etme. Buluruz bir yolunu. Emir'e kim bakacak? Ay, annemden rica etsem onun da derdi başından aşkın. Uf, Onur ya. Okul açıldı, okul açılmasam. Aşkım. Efendim aşkım. Aşkım, benim sana söylemem gereken bir şey var. Dinliyorum Onur. Lale. İyi misin sen? Sesin kötü geliyor. Babam. Onur, babam gitmiş. Annem söyledi. Annem çok kararlı bir şekilde konuşmuş. Git demiş. Annem de şimdi diyor ki ikna oldu. Kesin gitti diyor. Gerçi kendinden beklenen hareketi yapmış oldu. Başka bir şey değil. Sadece duyunca bir tuhaf oldu. O yüzden. Emin misin? İyi misin gerçekten? İyiyim. İyiyim. Sesini duyunca daha iyi oldum. Merak etme. Sen bana bir şey söyleyecektin. Aşkım, şeydi ya, önemli bir şey değil. Yani gelince konuşuruz, tamam mı? Anlatırım ben sana. Şimdi sen kendini üzmüyorsun. Ben de işlerimi halleder halletmez yanına geliyorum. Anlaştık. Tamam aşkım. Öptüm seni. Sonra yapacağı hiçbir açıklamanın bir kıymeti yok artık. Artık ne o benim babam, ne de ben onun kızıyım. Sadece kimlikte adı yazıyor o kadar. İyi ki varsın. Senden başka hiç kimseye ihtiyacım yok benim. Günaydın.
Günaydın aşkım. Günaydın aşkım. Hadi otur, ben hemen geliyorum. Aşkım bir gelsene. Gitme, otursana bir saniye. Aşkım otur, ekmekleri kızarttım, onları getireceğim. Aşkım tamam. Ekmeklerin acelesi yok. Dinler misin beni? Aşkım sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle aşkım. Allah aşkına biraz perdeyi, camı falan açalım. Bak öldük burada sıcaktan ya. Sıcak falan değil ki ayol. Ah. Karanlık da değil. Gayet güzel gidiyoruz işte. Ben açtırmam Lale. Adam kasap kedisi gibi böyle cama yapışmış durumda. Anne emin misin? Belki bir tanıdığı falan vardır, uğramıştır. Hayır. Gözümle gördüm oğlum. Taşınıyor resmen, taşındı. Gitmemiş yani. Gitmemiş. Ay yok. Yok ablacığım. Vallahi gitmemiş, billahi gitmemiş. Ben size söylemiştim. Gitmez demiştim. Kalmayacak o. O gidecek. O kalmış rolü yapıyor. O sorumsuz adamdır. Sen bilmiyorsun ama ben gayet iyi bilirim. O efendime söyleyeyim, evi bir türlü yakar, dikkatsizlikten gider. Kirasını ödemez. Gider. Evi su basar, gider. Eli kulağındadır. Üzülmüyorum yani ben sizin gibi. Aşkım, iyi misin? Aşkım, bugün biraz yorulmuşum ya. Gerçekten tam babama yakışacak bir hareket. Yani sen hiç kimseye sormadan etmeden nasıl böyle bir karar verebiliyorsun ya? Ama şöyle düşün. Baban kalmaya karar verdi. Yani kendini affettirmek için bir fırsat yarattı kendine. Bilmem, öyle galiba. Sen ne düşünüyorsun peki? Fırsat verecek misin babana? Vermesem ne olacak? Yine kafasına göre davranacak babam. Sen şimdi babanın ne yapacağını boş ver. Sen ne düşünüyorsun? Mutlu musun, mutsuz mu kaldığı için? Bilmiyorum. Yani o kadar uzun süre babasız kaldık ki. Bizim için bir hayal gibi. Şimdi kanlı canlı babamız karşımızda. İnan ne hissedeceğimi bilmiyorum. Ya kız çocukları babasına aşık olunmuş. Ben de öyle bir çocuktum. Hep hayaller kurardım. Evleneceğim adam babam gibi olsun. Onun gibi davransın diye. Ama iyi ki sen çıktın karşıma. İyi ki seninle evlendim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Her şeyden çok. Onur. Efendim? Babam tekrar gider mi? Gider tabii. Niye gitmesin? Daha önce gittiği gibi tekrar gider. Sen bundan sonra ne olacağını düşünme. Bugüne odaklan. Tamam. Sen bana sakinleştirici ilaç gibi geliyorsun Umur. Onur. Sen bana bugün bir şey söyleyecektin. Neydi ya? Yani hatırlayamadım ki. Annem hep şey derdi, eğer önemli değilse o yüzden unutursun diye. Ama sen bana önemli olduğunu söylemiştin. Yani bilmiyorum ki ne söyleyecektim aşkım, her şeyi anlatıyorum sana. Vallahi neyle ilgiliydi ya? Bir sürü şey var aklımda, acaba... Yok. Annen aradı ya, alel acele çıktık evden. Unuttum. Hı. Aklıma gelince söylerim. Tamam, söylersin. Hadi uyuyalım mı artık? Yatalım. Aşkım, babasız büyümek nasıldı? Yani kız çocuğu olarak. Bilmem. Annem eksikliğini hissettirmemeye çalışırdı. Denerdi en azından. Yeterli oluyor muydu peki? Yani. Çocukken. Peki sen ne zaman eksikliğini hissetmeye başladın? Aşkım ne oldu? Niye soruyorsun bunları? Hiç. Ya dün konuştuk ya, yani aklıma takıldı biraz. Ben senin babanı bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Seviyordum tabii. Sevmez olur muyum?
Yani her çocuk babasını sever. Hele ki kız çocukları. Ama baban gittiğinde küçüktün yani, değil mi? Bayağı daha ilkokula bile gitmiyordun. 6 yaşındaydım. Ne fark eder ki? Bilmem, fark etmez mi? Aklıma takıldı, soruyorum ya. Hani ne bileyim, kız çocuğu... Ya, kız olması şart değil yani. 6 yaşındaki bir çocuk her şeyi hatırlar mı? Sen ne kadar hatırlıyordun ki? Onu yıllarca özlemeye yetecek kadar hatırlıyordum. Babamın beni ne kadar sevdiğini, benim onu ne kadar sevdiğimi, her şeyi hatırlıyorum. En çok babama gülerdim. En çok ona sevinirdim. En çok da ona kırılırdım herhalde. Ama annemin şimdi neden bu kadar güçlü olduğunu anlayabiliyorum. Babam ona göre biraz daha kırılgandı. Ama babama karşı öyle durmak zorundaydı. Yoksa babam gittikten sonra 3 çocukla tek başına biterdi. Hepimiz biterdik. Ben hayatımdaki her şeyi anneme borçluyum. Babama borçlu olduğum tek şey de dayanma gücü. Babasızlığa, haksızlığa, yalnızlığa dayanma gücü. Hepsi o kadar. Düşünceli kocam benim. Ben iyiyim, merak etme. Sen yanımdasın ya. Çok iyiyim. Hadi bakalım. Ona müstahak. Aşkım, arabayı açar mısın? Emir'in önlüğünü almam lazım. Tamam aşkım. Onur, bu ne? Şey, hediye. Gülşah'a almıştım onu. Gülşah. Şimdi Gülşah kardeş bekliyor ya, kendini ikinci plana atılmış hissetmesin diye aldım yani onu da. Anladım. Hadi içeri geçelim artık. Emir'in keyfi yerinde, mışıl mışıl uyuyor. Aşkım. Canım, ne oldu? İyi misin? Yok. Ben dayanamayacağım, söyleyeceğim. Neyi? Onur. Sen nasıl bir babasın? Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi mi? Evet. Eniştem dayanamadı, anlattı. Eniştem mi? Aşkım, ben senden gizlemeyecektim. Biliyorum. Yüce gönlün yüzünden gizledim, biliyorum. Kimsesiz çocuklara yardım ettiğini, onlara bebekler falan aldığını biliyorum. Kimsesiz çocuklara yardım. Kurtuluş. Aşkım, evet yani öyle bir şey var. Ama çok dillendirilmesin, ne olur yani, çok şey yapma. Ama bana niye söylemedin? Ben sana destek olurdum bu konuda. Aşkım, tamam şöyle söyleyeyim. Açık konuşayım yani.
Bilerek yaptım biraz onu. Çünkü sen çocukları gördüğün zaman üzüleceksin. Kahrolacaksın. Yani senin kalbini biliyorum o yüzden. Söylemedim işte. Benim düşünceli prens. Ay, ay vallahi benim iyi kalbim öyle ki eniştem ya. Değil mi Kurtuluş? Ha. Numune ya, numune. Yemin ediyorum var ya bacanam bir tane ya. Benim bacanam da bir tanedir. Bir tane. Tamam ama masaldan sonra hemen uyuyacaksın. Bir ırmakta annesiyle beraber yaşayan küçük bir karabalık varmış. Annesiyle birlikte peş peşe, hatta başka balıklarla birlikte saatlerce dolaşırlarmış. Birkaç gündür karabalığın canı sıkkınmış. Annesine gidip ben daha fazla burada durmak istemiyorum, boş boş dolaşmak istemiyorum demiş. Annesi de şaşırmış. Nereye gideceksin, ne yapacaksın demiş. O da ırmağın sonunda ne var merak ediyorum demiş. Annesi izin vermemiş. Ama o bir avuç yerde yaşlanmak istemediğini söylemiş. Karabalığın annesi ve diğer balıklar buna karşı çıkmışlar. Ama karabalık onları asla dinlememiş. Ve yola koyulmuş. Karabalığın başına neler gelmiş neler. Önce... Minik balığım benim. Keşke hep kollarımda tutabilsem seni. Her şeyden koruyabilsem. Ne kadar güzel anlatıyorsun sen öyle. Sonra ne olmuş küçük karabala? Devamı yarın akşam. Hadi uyuyalım artık. Aşkım, biz bu bizim küçük karabalığı uzaklara yollamayalım, oldu mu? Daha bunu düşünmek için çok erken. Giderken babam bizle oyun oynuyor sandı. Biz babamla çok saklambaç oynardık da. Üç kız kardeş. Üçümüz yumardık, babam saklanırdı. O kadar güzel saklanırdı ki babamı saatlerce bulamazdık. Bulamayınca da ağlardı. Babam da ağladığımıza dayanamayıp hemen çıkardı onu. Sobelerdik. Ben yine öyle yapacak sandım. Ama öyle değilmiş. Ağladım. Çok ağladık. En çok da Nergis ağladı. Ben de o ağlamasın diye ayakkabılıkta babamın ayakkabısını kapının önüne koydum. Bak Nergis, babam evde gitmeni dedim. Nergis bana inanmadı. Sonra babamın ayakkabısını giyip bahçede çamurun üstünde yürüdüm. Ayak izi yaptım bahçeye. Sonra Nergis'e gösterdim. Bak babam evde işte dolaşıyor dedim. O zaman inandı. Onur, biz tekrar sobeleyebilecek miyiz babam? Aşkım, sakin ol. Her şey yoluna girecek. Tamam. Ben daha fazla dayanamayacağım, bekleyemeyeceğim. Ya bir şey olursa babama? Hayır, bir şey olmayacak. Baban sağ salim aramıza dönecek. Tamam mı? İyileşecek. Bana çok kötü şeyler söyledi. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayır, senin yüzünden değil. Sen tam vaktinde getirdin hastaneye hatta. Bir sağlık problemi varmış zaten. Kendini suçlama, tamam mı? Bir an önce iyileş. Bana bir şey olmasın. Onu söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Söyleyeceksin aşkım. Söyleyeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.